Merhaba arkadaşlar, yine sizlerle beraberiz. Ütopya Çiçek Evi'ndeyiz. Şimdi videomuza başlarken hemen videonun altına beğeni bırakmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü videomuzda konumuz susuz kalmış sukulentlerin yaprakları biliyorsunuz buruşuyor. Geçtiğimiz aylarda yurt genelinde çok çok soğuk vardı. Bitkilere hiç sulama yapamadık. Susuz kaldıkları için de ne oldu? Yapraklarındaki öz suyu kullandılar ve yapraklarda buruşma oldu, çekilme oldu. Şimdi havalar düzelmeye başladı. Bitkileri tamamen susuz artık bırakamayacağımıza göre onlara kaybettikleri suyu geri kazandırmamız lazım. Ama bunu yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Mesela bitkiye üstten su verdiğimizde topraklarımız geçirgen olduğu için su alttan akıp gidecektir. Kökler yeterli suyu depolayamayacaktır, yapraklara ulaştıramayacaktır. O yüzden şu krasulalar ben aldığımda da çok susuzdu ve susuz kaldığı için de çok güzel renklenmişlerdi. Bakın geçtiğimiz haftalarda satışta vardı bu tür. Hala alttan suyu damlıyor. Bunların artık sulanması gerektiğini düşündüğüm için bir kabın içine bunları su dolu bir kabın içine oturttum. Aynı şekilde bu krasula da gayet susuz görünüyor. Yaprakları bayağı buruştu. Rengi rüsvarı kalmadı zavallıcığın. O yüzden onu da bu su dolu kabın içine oturttum. Bu peperomia da aynı şekilde çok fazla susuz kaldı. Bunları bu şekilde bir ya da iki gece bekleteceğim arkadaşlar. Hatta bunları sabahtan beri bekletiyorum. Bakın yapraklar bayağı toparlanmaya başladı, dolmaya başladı. Şimdi bunlar iyice suyu emdiğinde tombik tombik olacaklar arkadaşlar. Bunun dışında şu anda çok susuz olan elimde Krasula Harmony var. O da susuzluktan bakın boynunu bükmeye başladı. Üstten su verdiğim zaman alttan direkt su akıp gidiyor. Toprak çünkü çok geçirgen. Sadece torf içinde dikili. Bunlar üretim saksısında. Bunları da aynı şekilde bu kabın içinde diğer bitkilerle beraber bakın bayağı şey yapmaya başladı. Yani bayılmaya başladı yaprakları. Bir gün ya da duruma göre iki günde bekletebilirim. Tekrar yapraklar öz suyunu kazandığı zaman süzdürüp açık havada bırakacağım arkadaşlar. Esinti alıp toprağı yeniden kurusun diye. Sürekli suyun içinde bırakmıyoruz tabii ki. Ama artık belli periyotlarda sulama yapabileceğimiz için şu anda kış boyunca kaybettiği suyu yapraklara geri kazandırmak için bu yaptığımız uygulamaya su terapisi diyoruz arkadaşlar. Bitkileri üstten sulamıyorum ben genellikle. Hep alttan su veriyorum. Alttan istediği kadar kökler çekiyor. Özellikle etli yapraklı sukulentlerde onu son dönemlerde deneyimliyorum. Yapraklar daha fazla çürüme göstermiyor arkadaşlar. Şimdi alttan verdiğimiz için kökler çekiyor. Direkt toprak çekiyor suyu. Üst yapraklar üzerinden suladığımız zaman biliyorsunuz orta göbeğinde su birikintisi oluyor. Onları temizlemek gerekiyor. Temizlemezsek orta göbekte çürüme yapıyor, kararma yapıyor vesaire vesaire. Ama alttan sulama her zaman için bence daha sağlıklı diye düşünüyorum. Çünkü gittiğim büyük seralarda da hep alttan sulama yapılıyor. Sadece iç mekan bitkilerine ellerinde hortumla şakır şakır sulama yapıyorlar arkadaşlar saksıların içine. Ama sukulentler genelde hep alttan sulamayla bu şekilde sulanıyor. Bugünkü videom da bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Sevgiler gönderiyorum. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.